Çiftçinin seyir defterinde bu hafta Afyonkarahisar'ın en büyük ilçesi Bolvedin'den sizlere sesleneceğiz. Burada Azerbaycan'dan göçmüş Türkmen kültürünün hala yaşatıldığı Karabağlılar buluşmasını ekranlara yansıtacağız. Böyle yöresel yemeklerimizi, aynı zamanda birlik ve beraberliğin, dayanışmanın ne güzel olduğunu, çiftçilerimizin, üreticilerimizin zaman zaman tarlalarda, bağlarda, bahçelerde sadece çalışmak değil, sosyal aktivitelerde de bulunduklarını ekranlara yansıtmak istiyoruz. Çiftçinin seyir defteri başlıyor. Hoş geldiniz. Efendim, programın başında da söylediğimiz gibi Afyonkarahisar'ın en büyük ilçesi Bolvedin'den bu hafta sizlere sesleniyoruz. Karabağlılar buluşması, üreticilerimiz, çiftçilerimiz sadece tarlada, bağda, bahçede çalışmıyor. Sosyal etkinliklerle de gerçekten artık böyle dünyayla iç içe olmayı başarabiliyorlar ki biz de böyle bir buluşmayı ekranlara yansıtmak için sabırsızlandık ve bayramın 3. günü burada bir bayram havası var. Öncelikle Karabağ deyince hep böyle Azerbaycan benim aklıma gelir. İşte Karabağ sorunu. Burada bir Türkmen kültürü var. Türkmen kültürünü de yaşatmaya devam ediyorsunuz. Bu bölgenin halkı, yaşayanları olarak. Sizi bir tanıyalım hocam. Ben Halil Adıyaman, yardımcı öğretim doktor Halil Adıyaman. Doğu Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü öğretim üyesiyim. Bu Karabağ köylerinden büyümüş bir insanım. Karabağ kültürünü de çocukluktan beri yaşayan, sonrasında da bunu anlatmaya çalışan bir insanım. Evet, şimdi burada Bolvedin'e bağlı, aynı zamanda Sultanlığına bağlı Karabağ köyleri var. İşte Yeni Karabağ, Orta Karabağ, Dere Karabağ, Büyük Karabağ, değil mi? Evet. Hangi köyler var? Bu Bolvedin'e ve Sultanlığına bağlı 4 tane köy var Karabağ isminde. Fakat Türkiye'de 50'nin üzerinde Karabağ köyü var. Fakat bunlar farklı isimlerle adlandırılmış. Örneğin işte Gülbahçe diye Konya'da var. İşte hepimizin bildiği İzmir'de Karabağlar semti var. Yine Bodrum'da, Muğla'da Karabağ isminde köyler var. Onun haricinde yine bu Emirdağ, Yunnak civarında, Akşehir civarında da isimleri farklı olmak üzere Karabağ aşiretinden gelen köyler var. Fakat isimleri farklı farklı. 50'nin üzerinde Karabağ isimli köyümüz var Türkiye'de. Tabii bunlar pek bilinmiyor. Genelde medyatik anlamda Azerbaycan Karabağ popüler. Fakat oradan gelen insanlar buralarda farklı yerlerde o kültürü, o medeniyeti yaşatmaya çalışıyorlar. Tabii medya ile beraber yeni kuşaklar bu kültürü unutmaya başladı. Biz de bugün bu programı yaparak gençliğin bu kültürümüzü unutmasını engellemek için bir gösterge olarak bu programı yapıyoruz. Evet hocam, şimdi Karabağ'dan buraya göç edilmiş, Anadolu'ya göç edilmiş. Onun tarihinden çok kısaca bir bahsedebilir miyiz? Şimdi tarih kaynaklarda farklı şeyler var. Tabii her şey, biz sözlü geleneğe dayandığımız için bütün her şey kayıtlarda yok. Fakat bizim ulaşabildiğimiz ya da işte akademisyenlerin ulaşabildiği kaynaklara göre 1700'lerin sonlarında bir işte Karabağ bölgesindeki açlık veya ne diyelim kuraklıktan kaynaklanan göçler var. Konar göçer yaşam olduğu için İran civarına geliyorlar. Daha sonra Anadolu'ya geliyorlar. Tekrar gidiyorlar. Sonrasında tekrar bir geliş var. En son Muğla civarında yerleşiyorlar. Ziraati engellemekten dolayı Afyon civarına gönderiliyor. Bizim bulunduğumuz oba, yani şu anki 4 tane köyün bulunduğu oba en son Muğla civarından geliyor. Daha sonra yine böyle dönem dönem kuraklıktan dolayı Aydın Germencik tarafına gidenler var. Yine aynı şekilde Karabağ aşiretinden Aydın Germencik civarında bizim tespit edebildiğimiz şeyler var. Tabii nüfus kayıtlarında 1830'lara kadar gidiyor. Öncesinde Osmanlı arşivlerinden edindiğimiz 1700'lerin sonlarına doğru işte verilen vergiler veya yer değiştirmeden ibaret kayıtlarımız var. Tabii çok sağlıklı kayıtlar değil ama kültürden, ağız özelliklerinden bizim obamızın kültürünü biz çok net tespit edebiliyoruz. Konuşmalarından, Azerbaycan ağız özelliklerinin
geldiğini görüyoruz. Fakat işte kültürel değişimden dolayı işte televizyondur, internettir artık farklı yerlere göçtü. Bundan dolayı bizim kültürümüzde yavaş yavaş değişmeye başladı. Küreselleşmenin etkisiyle beraber bu şekilde biz kayıt altına almaya çalışıyoruz. Çeşitli derlemeler oldu. Yüksek lisans tezleri yapıldı. Ben birebir 3-4 tane bitirme tezi yaptırdım. Bizim folklorumuz, halk bilimimiz, geleneğimiz, düğünlerimiz, bayramlarımız, sünnetlerimiz hepsi başlı başına bir çalışma. Bunları kayıt altına almaya çalışıyoruz. Farklı alanlarda da yüksek lisanslar yapıldı. Antropolojik çalışmalar yapıldı. Bu şekilde de bir ilk defa yapılıyor bu festival anlamında da. Biz bunu daha somut hale getirmeye çalışıyoruz. Soyut kültürümüzü somut hale getirmeye çalışıyoruz. Evet, gerçekten de tarihe, kültüre sahip çıkmak adına güzel bir oluşum var. Burada da yine bir hocam var. Merhaba hocam. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Sizi bir kısaca tanıyalım. İsmet Kapusuz, emekli edebiyat öğretmeniyim. Bu Çorak dediğimiz topraklarda yetişmiş birisi. Neler yetişir burada tarım adına böyle bir... Burada yaşıyorsunuz değil mi? Hayır, ikametim Denizli'de ama bağım burada. Hiç sürekli gelip gidiyoruz. Sürekli gelip gidiyorum. Burada ta atalarımızdan beri arpa buğday olarak kuru böyle ziraat. Hani, eskilerden şöyle düşünürsek öküzle sürdüğünüz zamanları hatırlar mısınız çocukluk dönemlerinde mesela? Benim çocukluğumda atlar vardı. Atlar vardı. Biz pek at kullanmadık yani. Babamın tarlası biraz bir fazlaydı. Hep traktör kullandık ama atımız da vardı gene. Ama dedem zamanında o atlarla, öküzlerle çok büyük araziler sürmüşler. Bayağı bir tarımı işlemişler. Ancak toprağımız kıraç. İnsanımız da bu kıraçlıktan etkilenmiş. Biz bu etkinlikle bu üzerimizdeki o kıraç toprağın silinmesini istiyoruz. Yani şimdi biz bundan 3-4 ay evvel Orta Karabağ'da bir program yaptık. Şimdi şöyle baktığımızda köyün yerleşimi çok büyük ama işte gölün yükselmesiyle birlikte evet. Bolvedin merkeze taşınılmış. Ama tarım devam ediyor ve güzel işler var orada da. İşte dernek kurulmuş, yeni su kuyuları açılıyor. Biraz daha topraklar verimli hale getirilmeye çalışılıyor. Aslında hepimiz babadan oğula çiftçiyiz. Hepimizin özünde evet. Bu var zaten. Bu organizasyonun geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani inşallah böyle hani sizin söylediklerinizle dua niyetine geçer, daha büyük organizasyonlara doğru gider. Çünkü hocam da az evvel söyledi, Türkiye'nin 50 farklı bölgesinde sizin belki de akrabalarınız, hala görüştüğünüz veya bilemediğiniz de olabilir. Yani arada boşluklar olmuştur ama akrabalarınız var. Mutlaka. Ben inanıyorum. Bu organizasyon gayet güzel olmuş. Ben bu arada yanımda bulunan Mehmet Aydın, emmi diyorum ben kendisine, yaşça ben. Evet, emmiler. Emmi diye efeliye layık birisi. Torun sahibi olacak. Evet, onun gayretiyle bu oldu. Bize de destek olmak düştü. Ben tutacağına inanıyorum. Bir ilk yapıyoruz, ilk gerçekleştiriyoruz. Bir rüya gerçekleşiyor. Artık Türkmenler taş altındaki kurbağa yaşar gibi yaşamamalı. Gözünü, gönlünü açmalı. Biz şu anda gönüllerimizi açtık. Yani ileride inşallah gözlerimiz de açılacak. Ben köyün ikinci üniversite bitiren insanıyım. Daha önce yoktu ama bugün Allah'a çok şükür işte sağımızda oturan hocamız, akademisyen, profesörlerimiz, doktorlarımız, avukatlarımız, subaylarımız, her şeyimiz var. Dünyanın dört bir tarafına dağılmış insanlarımız var. Yani otu çek köküne bak derler atalar. Bu çok anlamlı bir söz. Yani bu sözün altını doldurmak istiyoruz. Biz köksüz değiliz, kökümüz var. Ben alanım dil, edebiyat. 40 yıldır sürdürdüğüm bir çalışmam vardı. Program boyunca zaten bu benim çalışmalarımdan parçalar sunulacak. Bir kısmı sunulacak yani burada. Yani bizim kendimize mahsus bir kültürümüz var, dilimiz var, geleneklerimiz var. Onun için kökümüz var. Bu kökümüzü artık yeşermesini umut ediyoruz. Allah'ın izniyle olacağını umut ediyoruz yani. Hani Karabağlıysak Karabağlı değiliz. Sizin evet, sözünüz. Benim sözüm. Bir gazetede okudum, oradan aklıma kaldı. Köşe yazarlığı da yapıyorum. Evet, evet. Hasbelkader köyüm hakkında yazılar yazıyorum.
işte yavaş yavaş insanları uyandırıyoruz. Yani başlangıçta biraz bir umutsuzluk olur gibi oldu. Dedim ki 3 kişi bir araya gelirse Kısır Marşı söyler dağılırız. Bu bizim için bir cesarettir ama çok şükür yani duracağını umut ediyorum ben. İnşallah herkes de geliyor. Biz program öncesinde zaten gece 2'de başlayan hazırlıklar, yani daha önceden çok hazırlıklar için çalışmalar yapılmış ama artık böyle ikramlar hazırlanıyor, yöresel yemekler hazırlanıyor. Evet, bunlar evet. O tatlar unutulmamalı diye düşünüyorum. Efeleri de yanımıza aldık. 2 efe de yanımızda. Sırtımız sağlam. Sırtımız sağlam. Allah'ın izniyle. Şimdi ben onlarla da kısa kısa röportaj yapmak istiyorum izin verirseniz. Tabii. Bu Mehmet çok mübarek bir insan. Bu Mehmet'i iyi tanıyalım. Peşini bırakmayalım. Allah bahtını açık etsin. Gönlü geniş insan. Yani Mehmet'in sayesinde bu etkinlik gerçekleşti. Biz her ne kadar manen destek olmaya çalışsak da burada olmadığımız için bu çevreyi çok fazla harekete geçiremiyoruz. Yani burayı harekete geçiren Mehmet, organize eden Mehmet. Bunu kabul etmek lazım. Tertip heyeti kurulmuş ama ağırlık motor Mehmet'in üzerinde. Allah razı olsun. Ondan Allah razı olsun. Biz onlarla da kısa kısa röportaj yapalım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. İnşallah böyle devamı ulusal nitelikte olur. Bu 50 bölgeden tüm Karabağlıları buraya çekip burayı bir merkez haline getirebilir diye düşünüyorum. Azerbaycan'da biz bir program gerçekleştirdik. Orada bu kültürü tanıttık. Orada da farklı bir şey ortaya çıktı. Azerbaycan buradaki Karabağlılardan haberi yok. Böyle bir olay gerçekleştirildi geçtiğimiz sene Mart ayında. İnşallah bu şekilde orayla da temaslarımız daha da artacak. Oraya da tekrar gideceğiz. Oradan da bir davet aldık Karabağlılar olarak. Çünkü Ermenistan'ın iddiası var işte Karabağ toprakları ile ilgili. Bizim yüzyıllar önce oradan geldiğimizi en büyük kanıtı biziz, burada yaşayan insanlar, bu kültürden gelen insanlar. Biz de Azerbaycan'a kaynaklık edeceğiz, delillik edeceğiz. Bu noktada da yine farklı bir şekilde sadece kültürel manada değil, siyasi manada da Karabağlıların bu ülkeye ve Azerbaycan'a büyük katkısı olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Ben yavaş yavaş diğer misafirlerimizle de program başlamadan sohbet edelim ki o programın heyecanıyla unutabiliriz diyorum. Onlarla da birkaç kelam edelim istiyorum efendim. Efendim belki de organizasyonda en çok dikkat çeken tabii ki yöresel kıyafetler. Şimdi bizi sadece üreticiler, çiftçilerimiz izlemiyor. Evlerinde böyle toprağa hasret kalmış, köy hayatına hasret kalmış izleyicilerimiz de var. Burada böyle baktığımda Efe kıyafetlerini andıran kıyafetler ama bunlar tabii yöresel kıyafetler. Genç kızlarımız, kardeşlerimiz var. Onlar da böyle halk oyunları oynayacaklar. Çok renkli görüntüler sizleri bekliyor. Bu arada biz kısa sohbetlere devam edelim program öncesinde. Sizi bir kısaca tanıyalım. İsmim Süleyman Karaca. Öncelikle Çiftçi TV olarak bizim etkinliğimizi çektiğiniz ve yayınlayacak olduğunuzdan dolayı size ayrıca teşekkür ederiz. İnşallah etkinliğimiz bundan sonraki yıllarda da devam edecek. Ben yine önceki arkadaşların bahsettiğinden de yine bahsetmek kaydıyla etkinliğimizin şeyinden bahsetmek istiyorum, serüveninden. Biz bu etkinliğin planını geçen yıl Kurban Bayramı'nda sıradan bir kahve sohbeti esnasında hayal olarak kurduk. Hocamın da bahsettiği gibi Mehmet Aydın arkadaşımızın ısrarlı çalışmaları sonucunda bugünlere gelebildik. Ha, buradaki etkinliğin amacı neydi? Yine hocam da bahsetti, bizim köylerimizden, Karabağ köylerinden elbette geçmişte tarımla uğraşılırken son dönemlerde hayli dışarıya memur olsun, akademisyen olsun, bürokraside görevli insanlarımız olsun çok insan verdik. Bunun yanında Avrupa'ya biz çok göç verdik. Dolayısıyla gurbette çok insanımız var. Şimdi bunlarla birleşme, kaynaşma imkanımız ancak bayramlarda olabiliyor. O da tabii bayramların geniş ayları malum yaz, kış olması sebebiyle pek fazla olamıyordu. Biz ne yapalım, ne yapalım? İşte Türkmen olarak, Karabağlılar olarak böyle bir etkinlik, şenlik, festival adı her neyse bir etkinlik düzenleyelim. Gurbettekilerle bir buluşma sağlayalım, bir kaynaşma sağlayalım, bir birlik beraberliğimiz olsun, bir ne bileyim kucaklaşmamız olsun manasında bir şey planlamıştık. Derken bu sosyal medyada bunu paylaştık. Sağ olsun arkadaşların ve hocamın da büyük destekleriyle biz
bugünlere gelebildik ama hocamın bahsettiği gibi bu işte emek Mehmet Aydın'ındır gerçek manada. İnşallah iyi olur diyoruz. Siz de yayınlayacaksınız. Gelecek yıllara da biz bunu devam ettirmek istiyoruz. Tabii aynı zamanda Türkiye çapında da Karabağlılar olarak sesimizi duyurduğumuz zaman yine sizlerin vasıtasıyla da bizi tanımayan, bilmeyen Muğla'daki, Aydın'daki, Konya'daki, Sivas'taki, Diyarbakır, Kars vesairedeki Türkmenlere de eğer sesimizi duyurabilirsek çok mutlu olacağız. Belki bu etkinlik daha farklı bir boyut alabilecek. Çok teşekkür ediyoruz. Heyecanınız hepinizin yüzünde okunuyor. İlkler hep heyecanlıdır. Evet. İlki başarmak birçok şeyi başarmaktır diye düşünüyorum. Evet, selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Aman abi benim suçum falan yok ha. Çok böyle ters bakma bana. Nasılsın abim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz tekrardan. Bunları zaman zaman giyer misin? Böyle bugüne özel mi? Bu şimdi bugüne özel ama benim zaten hayalimdi. Bunu yapacaktım yani bizim köylü konfekt yani konsept bizi şey yapıyor. Eski giysiler. Vay konsept. Çok güzel. Bunu bugüne ayarladık bu konsepti. Ama bundan sonra sürekli giyeceğiz artık yani. Böyle yani özel günlerde, festival günlerimizde, bayramlarda. Evet. Yani bunu artık yaygınlaştırmak istiyoruz. Çok da güzel olmuş. Ayakkabılar, yumurta topuk, Ege Efesi. Ege Efesi, aynen. Yumurta topuk, ayakkabılarımız kesik şey. Çizmelerimiz eksik. O da kış olduğu için, şimdi yazdayız. O evet. Kışın çizmelerimizi de göreceksiniz. Evet, inşallah. Mehmet Aydın. Evet efendim. Nasıl gidiyor? Hamdolsun iyi abi. Vallahi yorgun görüyorum seni ama bu yorgunluk tatlı yorgunluk. Evet güzel hoş yorgunluk. Bir kendini tanıtır mısın? Biz Mehmet Aydın diye girdik ama Mehmet Aydın kimdir? Mehmet Aydın kimdir? Mehmet Aydın hayvancılıkla uğraşan bir çiftçidir. Çiftçidir. Özellikle hayvancılıkla uğraşan bir kişidir. Ama organizasyonlarla... Evet onun mücadelesini verdim. Allah razı olsun. Hocam, komutanım, arkadaşlarım hep destek oldular bana. Onların destekleriyle belli bir seviyeye geldik şükürler olsun. Çok güzel. Gerçekten güzel bir birliktelik var. Akademisyen hocalarımız var. Bu bölgeden yetişmişler. Öğretmenlerimiz, komutanlarımız. Herkes burada olacak inşallah. Peki şimdi organizasyona yaklaşıldıkça böyle mahalle kahvesinde, köy kahvesinde oturup hep nasıl olacak, nasıl olacak, nasıl böyle bu telaşeyi nasıl konuşuyorsunuz? Şimdi beklentilerimiz acaba iyi olur mu? Daha mı hoş olur? Şöyle mi? Yani nasıl anlatayım? Anlatamıyorum. Ama her şeyde masada oturduğumuzda bu konu konuşuldu. Bu konu üzerinde şunu yapalım. Bu gibi etkinliklere katkıda bulunalım. Şu daha güzel olur. İşte yöresel olarak falan. Bu gibi şeyler üzerinde çok yoğunlaştık. Ve yani biraz tabii heyecanım var şu anda. Bağışlayın. Estağfurullah. Konuşmayı pek beceremem yani. Ama yazıyorum sadece. Tamam yazmaya devam edelim. İnşallah bu organizasyonlara hep birlikte devam edelim. Yavaş yavaş organizasyon da başlıyor efendim. Oraya doğru biz yol alalım. Bakalım o şiirler, tarihçe, Karabağlıların buluşması, üreticilerin, çiftçilerin bir araya gelmesi, köy ve kentin buluşması aslında bu. Evet. Çünkü şehirde yaşayan birçok da hemşeriniz var. Evet. Köyümüzde yaşayan, hayvancılıkla, evet, tarımla uğraşanlar var. Hepsinin bir araya gelip bir arada kültürü yaşatmanın bir heyecanı bu. Güzel olur inşallah. Birliktelik devam edecek efendim. Efendim Karabağlılar buluşmasında yöresel yemekler hazırlandı. Ablalarım, yengelerim hazırladılar. Böyle hepsi gururla şimdi ikram edecekler. Maharetleri göreceğiz. Çiftçi TV genel yayın yönetmenimiz İsmail Sefer abim derdi ki hep şöyle yöresel yemeklerden şöyle bir program yapsan da izlesek. İsmail abi tam sana göre bir sofra hazır burada. Bükmeler var, çörekler var, börekler var, yemekler bilmiyorum yani bunlar. Merhaba. Merhaba. Bir tanıyalım yenge sizi. Ben orada bu araba muhtarın hanımı Ayşe Dudu Gencer'im. Muhtarın hanımıyım. Muhtarın hanımıyım. Siyaset var yani. First lady. Evet. Evet. Şimdi böyle bir organizasyon var. Gerçekten de çok güzel. Biz muhtarımla daha önce de sohbet etmiştik. Evet. Şöyle uzaklaşma muhtarım. Tamam. Ekranlar seni tanıyor. Uzak kalma yani. Güzel yemekler yaptınız. Herkes evlerde yaptı. Geceden mi başladı bu hazırlıklar? Evet. Dünden başladı. Evet. Geceden. Neler yaptınız? Burada neler var şimdi? Şimdi şöyle bir göz gezdir bakalım. Şey, o doğal tereyağından oymaç, şebedine. Doğal tereyağından oymaç. Evet. Ondan başlayalım. Şimdi bunun özelliği nedir oymaçın? Yağ eriteceksin. Ondan sonra tereyağını, doğal tereyağını eriteceksin. Ondan sonra ekmeği ufalayacaksın. Tereyağını karıştıracaksın işte. Ondan sonra yemek, hazır yemek işte. Koluyla, ayranla, çayla. Yani şimdi
genelde ayaküstü hamburgerler falan yeniliyor. Bizim de hamburgerimiz bu. Evet evet. Bahçeye giderken, pikniklere falan giderken doğal tereyağıyla hızlı hazır olarak yapılıyor. Evet. Gerçekten de güzel gözüküyor. Biz tadına bakacağız tabii. Muhtarım. Yengemleri organize etmişsiniz. Evet efendim. Herkes farklı bir şey yapacak diye mi anlaşıldı? Nasıl oldu böyle? Tabii el ürünü işte doğal bizim katberimiz, bükmemiz, işte tomçörek dediğimiz oymacımız. Bunlara misafirlere ikram edeceğiz. Oymaç böyle çok mu meşhurdur? Meşhur. Meşhur en kolay. En kolay evet. En zor olan da zaten. Bir bahçeye tarlaya giderken hemen kolayca katık, yapılabilir. Evet. Katık olarak. Erzak olarak. Evet. Hem bir de eski günleri de hatırlamak adına şimdilerde bilmiyorum genç arkadaşlar iyi yerler mi hala yoksa çok sevmezler mi? Anan tadına bakınca güzel olursa yerler tabii ki güzel doğal evet. Tereyağına yemezler evet. Mi yerler. Peki muhtarım tabii hem köyde muhtarlık yaptı evet. Hem şimdi şehirde yaptı. Hem bir de burada yaptı. Evet, vallahi yapıyorum. Ömür boyu first lady'sin. Biz peki diğer yengelerimin yanına da doğru gidelim. O yemekleri tabii. Gösterelim. Tabii. İsmail abi dikkatle izle. Evet efendim Afyon'un meşhurudur haşhaş. Haşhaşlı da biz bazlama da deriz. Siz ne dersiniz? Biz tom çörek deriz. Tom çörek. Tom jeri gibi olmuş. nedir bunun haşhaş var bunda? Ya, mayalar hamuru, maya atarık, patates atarık. Peki mayaları böyle hazır mı alıyor marketten yoksa hani ekşi maya eskiden yapardı anneler? Yok eşki seveni eşki alıyor hurediye. Hazır çarşıdan da alıyor pek maya. Onunla karıştırıyor pakat maya. Çarşı mayası daha mı güzel oluyor? Daha güzel oluyor, tatlı oluyor. Tatlı oluyor ama eskiyi de unutmamak lazım. Peki şimdi mayaladıktan sonra hamur kabarıyor. Yumuruyak, leğene peki diyek o kabarıyor. Ondan sonra yere mendili sererek üstüne dökerik. Senin... Ondan sonra kabarır o, saçta ederik. Ederik. Yahşi konuşuyorsun. Azerbaycanlılar da böyle konuşuyor. nasıl böyle bir organizasyon hoşuna gitti mi? Gitti. Gitti mi? Oynayacak mısınız şimdi böyle? Nasip oynayacağız. İyi bakalım. bunu tabii böyle çayın yanında peynir, olur, zeytin. Kol olur, domates, salatalık olur. Kolayı boş ver ya, ayran içelim doğal. Doğal olsun ya. Yani. Tabii ki. Peki bir de Afyon'un meşhurudur bükme. Evet. Mercimekli bükme. Mercimekli de yaparız, patatesli de yaparız. Haşhaş daha güzel olur. Daha hoş olur. Peki bunun özelliği nedir? Bu bükmenin nasıl yapılır yani? Bunun özelliği önce hamuru yaparsın. Tek tek şerbet gibi açarsın. Tek tek yağlarsın. Tekrar o patates, mercimek koyacaksan mercimek içine. İçine koyu yuvalarsın. Güzel olur. Fırına verirsin. Afiyetle yersin. Afiyetle yersin. Evet. Kola hariç. Ayran, doğal ürünlerle yemek evet. Lazım. Çay böyle, sıcacık çay yemek. Kahvaltı olarak. Kahvaltı olarak, ara öğün olarak. Evet. Bazen akşam yemeğinde bile yanında aparatif olabilir. Evet, evet. Öyle de olabilir. Mercimeğin biliyorsunuz etle eş değerde bir besin değeri var. Evet. Mercimeği de bol bol tüketmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Biz şimdi hemen katmerlerin yanına gidiyoruz ki ben çok severim katmeri. Hemen oraya doğru gidiyorum ben. Efendim saçta yapılır, çok da lezzetlidir. Evet. Yani bir yufka açılacağı zaman bizim bu bölgede özellikle nasıl yapılır yufka? İşte komşular böyle ödünç deriz. Ödünç yapmak için gelirler. 4-5 kişi toplanırlar. Yufkalar yapılır. Yufkanın da en lezzetli bölümü? Katmerimizdir. Katmerdir evet. Değil mi? Katmer evet. İşte ara öğün gelen misafirlere çaylar yapılır. Çünkü benim annem de yapar. Ben de bilirim yani. Genelde bayramlarda, Arife günlerinde yaparız. Haşhaşlı yaparız. Normal yufka hamurundan yapılıyor gene değil mi? Yufka hamurundan biraz kalın olur. Onu açarız, yağlarız, içine haşhaş süreriz, katlarız, tekrar sıvı açarız. Sıvı yağ, tereyağı da sürersin. Tereyağı da sürülebilir. Evet. Aynı zamanda haşhaş yapılır. Haşhaş koyarsın. Daha öncelerde unla içine de bir tulum peyniri koyuyorlardı. Böyle. Tulum evet. Peyniri. Şöyle bir dürersin. Evet. Afiyetle yersin. Yersiniz. Haşhaşlısı daha güzel olur yani. Hani sadesi de oluyor da haşhaşlısı daha güzel olur yani. Siz de yapar mısınız? Aynısını biz de yaparız. Kınalar da var. Var. Düğünden filan mı kalma yoksa böyle zaman zaman... Sık sık yakarım ben. Kına da Türk kültürünün bizim bölgemizin çok da meşhurudur değil mi? Yüzün gülüyor maşallah. Niye diyeyim? Komşular mı güldürüyor? Komşular da benim gibi. Bir de biz oraya gidelim bakalım biraz da biz onlara gülelim olur mu? Hadi bakalım. Efendim katmerler, börekler, çörekler, yemekler hepsi var ama katmerin mucidi burada. Katmeri sen bulmuşsun. Yok hayır. Biz yaparız ama alışkınız. Kimden öğrendin sen katmer yapmayı?
Annemden. Annenden mi öğrendin? Biraz böyle bu tereyağlı falan galiba değil mi? Evet. Doğal mı tereyağlı? Doğal. Marketten mi alıyorsun? Yok yok, evimizde yaparız biz tereyağı. Evde ne var? İnek dana. İnek dana var. Var. Kaç tane var? Var 8-10 tane var. Nazar değmesin diyelim değil mi? Hani söyleyebilirsin. Sıkıntı evet. Yok şöyle. Evet. Savımı sen kendin mi yapıyorsun, makineyle mi yapıyorsun? Yok, ben hastayım. Adamım yapıyor. Ben hayvana girmiyorum. Girmiyorsun. Çayı, böreği, çöreği sen yapıyorsun. Yaparım evet. Adam da çalışıyor. Evet. Ahırı temizliyor. İneği savuruyor. Sütü satıyor. Tereyağını kim yapıyor? Ben yaparım evde kendim, makine sen var. Sen yapıyorsun. İyi bakalım maşallah. Güzel, sizi de tanıyalım yenge. Ben Sevim Ceylan. Beraber komşu musunuz siz? Yok komşu değil. Köylüyüz yani. Köylüsünüz, tanışıyorsunuz. Böyle hani hiç ayrılmıyorsunuz da kankalar gibi. Evet. Siz de yaparsınız katmer. Biz de yapıyoruz. Ne zamanlar yapılır katmer mesela? Şeylerde, alefe günleri. Ne zaman olsa özel yapılır. Günlerimizde misafirimiz gelince. Yani canınız çekti mi yapıyorsunuz? Evet. Ne zaman olsa. Çocuklar seviyor mu peki severler, ya? Severler, sevmezler mi? Hani ben hep diyorum, bu bizim kültürel yemeklerimiz, hamburgerler vesairelerden uzak durmamız lazım. Bunlar da hamur işi, bunlar da biraz bize zararlı ama doğal olunca da güzel. Bizim evimizde hiç eksik olmaz, yaparız biz alışkın olduğumuza. İyi, o zaman yapmaya devam edin. Çocuklara, kızlara da öğretin bu yemekleri. Yaparlar, ederler. Kızlar da yapar. Tamam, bir gün yaparken ben geleceğim, çekeceğim bunları. Nasıl yapıyorsunuz açmayı falan, tamam mı? Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Hep börekler, çörekler diye lafa başlıyoruz ama yemekler de var tabii. Börek, çörekleri alıp işte düğün çorbamız, erişte çorbamız, mercimekler işte. Mercimekler, erişte. Bu da az evvel en başta tanıttığımız herhalde tereyağında kavrulan oymaç. Bu da yumurtalı oymaç. Yumurtalı. Evet. Menemen gibi yani. Evet. Peki düğün çorbasının özelliği nedir? Neler var içinde? Yarma var, yoğurt var, nane var, tereyağı var. Onu pişiriyoruz, katıyoruz. Pişiriyoruz o şekilde. Ser veririm, sır vermem diyorsun. Yani nasıl yapıldığını göstermem. Gelip tadına bakacaksınız. Buyurun bakın tadına. Şimdi yoğurt çorbası genelde bayramlarda yapılır. Hani böyle evet, sarmalar nasıl? Düğünlerde yapılır. Evet, düğünlerde. Bölgemizin de yayla çorbası olarak da bilinir ama süzme yoğurttan yapacaksınız. Evet. Bunu. Bu çok önemli. Hani marketten aldığınız hayır, normal hayır. Sulu yoğurt kendimiz olmaz. Yapıyoruz, kendimiz yapıyoruz biz evde. Onun evet. Yoğurtuyla yapıyoruz bunu. Peki eriştenin özelliği ne? İçinde mercimek var. Onun içinde mercimek var, erişte var. O görüntüleri zaten yansıtacağım ben. Karagurut var, nanemiz var, tereyağımız var üstünde. Bunlar var yani içinde. Karagurut dediğimizde efendim yoğurt suyunun kaynatılır en son noktasında evet. Peynir halini alır. Böyle kuru bir evet, peynir. Kuru şeklinde oluyor. Kurut. Burada. O da kışın katık yapılır. Yani düşünün yani geçmişte. Tadını getiriyor yani yemeğinde. Aslında biz şükretmemiz lazım, artık her şey var. Evet. O katıkmış yani. Yoğurt suyu bile değerlendirilirmiş. Evet, değerleniyor yani burada. Evet. Başka bir de bu mercimekli. Anlat. Oraya gelelim o zaman. Sizinse o yemekler. Buyurun. Bunları siz mi yaptınız? Evet, biz yaptık. Biz geçeriz efendim. Siz buyurun şöyle. Biz oraya geçelim. Yemekler bir de cimcik çorbası. Evet, cimcik çorbası deriz. Bunun içinde neler var şimdi? Onun içinde hamur var sadece. Şöyle bir görüntü. Bu hamurun özelliği ne? Yani makarna, yumurtalı hamur mu? Makarna hamurundan mı yapıyorsunuz? Evet makarna hamurunda. Şimdi hamurun malzemesi ne? Biz biraz detay alalım size. İçinde sadece yumurta, su, tuz var yani hamurun var. İçinde. Hamurun içinde. Yapılıyor. Biraz beklettiriliyor. Dinlendiriliyor mu? Yok, direkt mi kesiyorsunuz? Direkt açıp küçük. Üçgen kesiyorsunuz. Evet. Ondan sonra onun içinde mercimek var. Başka? Mercimek var. Bunu yoğurtla karıştırıp üstüne tereyağı gezdirip yeriz yani. Hı. Yoğurtla önceden mi yapıyorsunuz, sonradan mı yoğurdu? Yoğurdu sonradan katıyorsunuz. Tabağa koyduğunuz zaman yoğurtlu, hafif sarımsak olur mu? Olur. Sarımsaklı da güzel olur. Güzel. Evet, çok güzel. Yani biraz kokusu var ama yapacak bir şey yok. Evet, yani. Çok güzel tat peki, veriyor. Peki, elinize sağlık. Tabii bütün ablalarımın eline sağlık. En son geldik. Bu işin uzmanıymış Ebem. Neler yaptın böyle? Ben pilav yaptım. Şey yaptım. Un helvası. Un helvası yaptım. Sarma yaptım maşır köyümüzün. Meşhur sarması. Evet. Salçalı sarma. Ha. Üstüne salçayı böyle. Yarma çorbası yaptım. Bir de kavurma yaptım. Bir de kavurma yaptım. Başka? Başka yok. Yetmez bu yemek. Yeter. Yeter, gerçekten de eline sağlık. Afiyet. Bayramlarda böyle bayramlar. Genelin bayram menüsü budur değil mi? Bayramda da yaparız. Düğünlerde. Tatlı neler yaparsınız helvanın haricinde tatlı, mesela? Tatlı kadayıf yaparız. Ondan keyli. Ekmek kadayıfı, belki kadayıflardan yaparız, baklava yaparız, onları yaparız tatlı olarak da.
Peki bakalım. Çok elinize sağlık. Efendim artık olarak şunu yaptım. Evet, cevizli un helvası. Biz şimdi onların yakın görüntülerini de çekeceğiz. Un helvası da Anadolu'nun vazgeçilmez. Çünkü şeker, un, yağ oldu mu tatlıdır. Yani bu da yarma çorbası. Düğünlerde yapılır. Düğünlerde yapılır. Tamam. Program başlıyor. Biz yavaş yavaş programa doğru gideceğiz. Yemeklerin görüntülerini size şöyle bir yansıtalım. Onun ardından programımız devam ediyor. Dışarıda da oyunlar oynanacak. Çok eğlenceli saatler, dakikalar bizleri bekliyor. Hadi gidelim oraya doğru. Sayın misafirlerimiz, saygıdeğer hemşehrilerim. 1. Karabağlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Günü birlikteliğimize geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ve kucak dolusu sevgi selamlarımı sunup hoş geldin diyorum. İnsanoğlu eşi, dostu, arkadaşları ve çevresiyle bir bütündür. İnsan doğası gereğince yalnız yaşayamaz. Toplum içinde diğer insanlarla sürekli etkileşim halinde bulunmaktadır. İnsan bu etkileşim içerisinde karşılıklı olarak diğer insanlara her anlamda alışverişte bulunur. Tecrübelerine dayanarak birçok atasözü söyleyen atalarımız yardımlaşma ve dayanışma hakkında pek çok sözler söylemişlerdir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Yalnız taş duvar olmaz, ağaç yaprağıyla gürler gibi. Yardımlaşma ve dayanışma toplum fertlerinin sahip olması gereken en güzel özelliklerdendir. Bir arada yaşayan insanlar sürekli yardımlaşma içerisinde olursa hem daha mutlu hem de daha huzurlu olur. Kapı komşusu ile el ele vererek bir işi ortaya koymak kadar keyifli başka bir iş yoktur. Efendim şu an organizasyon tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada yaşlı amcalarımız var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seni bir tanıyalım amca. Buyur, tanımıyorum. Ben seni bir tanıyayım. Ben Mehmet Karaçağ'ın Orta Karabağ köyünden. Ben Haliloğlu Mehmet Karaçağ'ım. Mehmet amca. Buyur. Kaç yaşındasın? 84. 83 mü? Evet. 84 mü? 80. Fark etmez de 1-2 yaşın bu saatten sonra önemi yok. Çiftçilikle uğraşır mısın? Evet, tarımla. Evet. Neler yaparsın? Ekin ekerim, tarla sürerim. Efendim. Hala devam mı? Devam ediyor. Köyde tarlalar var. Var, var devam. Bolvadin'de mi oturuyorsun normal? Bolvadin'de oturuyorum. 250 dekar tarlam var. 250 dekar. Oo, güzel. Evet. Ağasın, köyün ağası. Ağa değerim de yani. Yarı ağa. Peki. Neler ekiyorsun? Arpa buğday mı? Arpa buğday ekerim. Hayvancılık var mı? Vardı. Yapmayayım şimdi. Eti yerledim. Uşaklarım da aldı. Uşaklar nerede? Uşakları ikisi Avrupa'da. İkisi burada. Ama tarlaları ekiyorsun yani. Kendim ekiyorum hatta. Kendim. Ortağı mı veriyorsun, ekiyor musun? Kendim ekiyorum da ortağına vereceğim. Şimdi yaşlarını yapamıyorum zaten. Yapamıyor musun? He, yapamıyorum. Normal traktöre binip kendin ekip dikiyor muydun yoksa? Kendim müdayım zaten. Dikerim vardı, motorum vardı, 600 koyunum vardı dağlarda, çardaklarda ıssız kaldı şimdi. Peki bu organizasyonu nasıl buldun? Böyle köylüleri bir araya getirmek nasıl, güzel mi? İyi bir şey de yalnız hatırlattı ya, bana onur geliyor bana. Benim o şeylerim şimdi, koyunum vardı, kuzum vardı, dağlarda çardaklarım vardı, iki yerde çardağım vardı. İki yerde mahzenim vardı, 300-400 koyunum vardı benim. Fakat o koyunculuk şeydi bana çok ağır geliyor. Şimdi yaşamama çok zarar ediyor. Yani ölümü tercih ediyorum şimdi. Yok canım ya, daha peki, Allah ömür ama, versin. Ama kalmadı benim. Konurum vardı kendime göre. Hayırlısı diye. Hayırlısı. Tamam bakalım.
Biz gene devam edelim, olur mu? Sağ ol. Hadi bir el salla bakalım. Hadi güle güle. Avrupa'ya. Efendim, Karabağlılar Buluşması'nda yöresel kıyafetlerle ikramlar servis ediliyor. Tabii burada neler var? Biraz evvel ekranlara yansıttık biz ama. Evet, katmer var. Burası yöresel yemeklerinden bir tanesi. Katmerimizi dağıtıyoruz herkese. Siz dağıtıyorsunuz böyle amcalarımıza filan. Bir de tabii yöresel kıyafetler de imitasyon değil. Yani gerçek bunlar değil mi? Evet evet, hepsi gerçek. Daha çok üstümdeki kaftan. Babaannemin annesinden kalmış. Babaannenin annesinden. Babaannen yaşıyor mu hala? Babaannem yaşıyor hala. Kaç yaşında? 70, 80. 80. Bir de annesi de o kadarsa 100, 150 yıllık. Evet, aynen öyle. Şu mavi kaftan babaannemin annesinden. O zaman düğün zamanı giyiliyormuş. İçimdekiler de babaanneme ait. Kemer var deniz taşlarında. Evet, aynen öyle. Düğününde kemeler giymiş. Evet, evet, hepsini düğününde siz giymiş. Sizi de tanıyalım bir. Siz böyle hani şehirde falan mı yaşıyorsunuz, burada mı yaşıyorsunuz? Ben burada yaşamıyorum. Denizli'de öğretmenim ben. Orta Karabağlıyız aslında biz de. Ben de böyle bir dayanışma günü görünce babaannemden böyle bir şeyler, hani kıyafetlerin olup olmadığını sordum ve sandığı beraber açtık. İçinden bunları bulduk. Giyinmeme yardımcı oldu. Ben de çok mutluyum. Çok da hoş olmuş. Kültürü de yaşatmak adına. Kesinlikle, kesinlikle. Ben de öğrenmiş oldum. Peki, size kolay gelsin. Gayet de güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki. Evet, organizasyon gayet güzel gidiyor. Ebemler izliyor. Nasıl buldun? İyi bulduk. Adını bağışla bize bakalım. Okşan Sakızcı. Neler yaptınız siz burada? Neler işte görünüyor. Gözlemeler, katmerler. Sen de yaptın mı? Komşular yaptı, ben yapmadım. Sen de yemeğe geldin. Tadına bakayım dedin. Tadına baktım ben de. Torunlar var mı burada? Yok. Yok. Yalnız mı geldin? Yalnız geldim. Amca da yok. Yok. Yalnız geldim. Komşularla geldim. Komşularla geldiniz. Evet. Hep sizin komşular mı? Komşular hem. Orta Karabağlı mısın? Orta Karabağlıysa buraya yerleştik. Bolvedin'de. Köyümüzü su aldıydı, biz buraya geldik. Peki tarla var mı köyde? Var. Ekiyorsunuz gene? Ekiyoruz. Tabii. Ne ekiyorsunuz mesela? Arpa, buğda. İyi bakalım. İyi eğlenceler. Sağ ol. Selam aleyküm. Sağ ol. Adını öğrenelim bir senin. Şükriye. Şükriye teyze, kaç yaşındasın sen? Evliyim yaşımı. Hiç bilmiyor musun? 90'a, 80'i geçmiştir ama üstünü. 90'a yakın. 80'i geçmiştir. Nasıl, eğleniyor musun? İyiyim. Eğleniyor musun? Güzel mi? Evet. Bazlama, gözleme yedin mi? İyi. Yedin mi? Yedim. İyi, bir el salla bakalım hadi. Hadi sen kameraya çıkacağım. Evet, çamların altında oturmuşsun. Ayakları da uzatmışsın maşallah. Evet, el ettim. Uzattım. Oturuyorum. Varabacı, ne yapıyorsun? Oturayım bakalım. Sizin yöresel diliniz değil mi? Evet. Aga dersiniz. Aga derik, bacı derik, baraz derik. Çocuklara ne denir? Çocuklara... Çocuklara da adıyla hülenin mi? Adıyla. Kızdığın zaman nasıl bağırırsın böyle? Ne dersin? Kızdığım zaman öykelenir bağırırım. Mesela ne dersin, öyle kızdığını belirten bir şey var mı böyle? Geberesin ya, güzel dur derim. Geberesin. Nasıl, organizasyon nasıl? İyi. Eğleniyor musunuz? Eğleniyorum, çok güzel. Güzel. Neler yediniz bugün bakalım? Bükme yedik, ayran içtik. İşte katmer yedik. Katmer de yediniz. Komşu musunuz? Hayır. Tanışıyorsunuz? Tanışık. Köylü. Köylü. Bizim köylü. Evet, biz orta köylü. Bir de Nörün derler. Nörün ne? Siz, sizde yok değil mi? Yok bizde. Başka dilde. Biz Nörün demezdik. Ne diyen, ne yapıyan gerek? Ne yapan aga? Ha, arabacı ne yapan? Otururum aga derim. İyi bakalım, bir el sallayalım hadi. Kameraya bir el sallayalım. Varabacı, ne yapıyorsun? Oturuyorum. Oturuyorsun, eğleniyorsun mu? Eğleniyorum, iyi eğleniyorum. Arkadaşları yanına almışsın. Aldım, ikisi de kardeşimin aileleri. Kardeşinin aileleri. He. Amca yok mu burada? Yok. Amca yok burada.
Rahmetli mi oldu burada mı? Hayır, burada değil. Markette. Ömrü uzun olsun. Sağ ol. Seni kaçırmış öyle diyorlar. Hayır, kaçırmadı. İstediler mi? İstediler, aldılar. Yoksa sen önceden işi bağladınız mı? Hayır, 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 küçükten aldım. Beşik kertmezi. Beşik kertmezi mi? Aa, kaç yaşında beşik kertmezi? Beşik kertmem 40 günlük ne olmuş. Beyim 2 yaşındaymış. Allah Allah. Kaç yaşında evlendin? 15. 15'te evlendin. Torun torba var. Var. Allah daha uzun ömür versin. Amin, bir de ben. Gelinlik hikayeleri mi var bu ebemin? He, bunun gelinlik. Bir anlat bakalım gelinlik hikayeleri. Ne anladıymış da şunlar. Evet, kaftanlar az evvel bize ekrana getirdik. Kimin bu kaftan? Kimden kaldı sana? Anamdan değil. Ben 75 yaşındayım da bu da. Annenden kaldı. Anne kaç yaşında vefat etti? Vallahi 30-40 yaşında. 30 yaşında. Genç mi vefat etti? Genç mi vefat etti? Allah rahmet eylesin. 3 çocuğu varmış, gitti. Şimdi torun mu giyiyor? Torun giyiyor. Çok yakışmış ama. Senin evet. Gençliğine mi benziyor? Yüzün hep böyle gülsün, tamam? İnşallah, inşallah. Hadi iyi eğlenceler size. Bir el sallayın bakalım, hadi el sallayın. Hep oturuyorsunuz ya. He, hep oturuyoruz. Eğlenmiyorsunuz, oynamıyorsunuz mu? Daha gençler oynuyor. Siz oynamaz mısınız? Biz de oynuyor. Bir de sizi davet etsinler şimdi. Oynarız. Oynarız. Evet. Nasıl buldun, organizasyon nasıl? Güzel, iyi bulduk. Neler yediniz? Ballas, börek, püf. Yediğimiz ayran. Önümüzde, yemediğimiz arkamızda, tabii, bol. Tabii, hele. Komşular yapmış, siz de yiyorsunuz. Komşular yaptı, biz de yiyek. Çiftçilik var mı köyde? Var, var. Ne ekersiniz, ne biçersiniz? Arpa, buğday, çavdar, hayvan var. Gidip geliyorsunuz köye sürekli. Gidip biz burada kalıyor. İyi bakalım. İyi eğlenceler size. Oldu, sağ olun size de. Söyle, hadi. Evet efendim, birliktelik devam ediyor. Buz gibi şerbetler dağıtılıyor ama tabii kızlarımızın, genç kızlarımızın temsili olarak yaptığı kına gecesini burada temsil ediyoruz. Bu arada da hani söz kesildikten sonra dağıtılan şerbet. Bu şerbetin özelliği nedir? Şerbetin özelliği günümüzde lokum ikram ediliyor, çikolata ikram ediliyor. O zaman çikolata, lokum pek lüks sayılıyordu. Hatta çikolata yoktu. Onun yerine kayrak şekeri adı verilen sert bir şeker vardır, bir pembe. Onun ezilerek toz haline getirilip şerbet yapılması oluyor. Yani evlenecek gençlerin ağzı tatlı olsun, mutlu olsunlar amacıyla yapılırdı. Günümüzde uzun yıllar devam etti. Şu anda devam ediyorum, bilmiyorum. İnşallah devam ediyordur. Şimdi siz devam ettiriyorsunuz Allah'ın evet, inşallah derse. Yani nostalji olarak devam ettiriyoruz. Hani bir de sözün kesildiğinin işaretidir, şerbeti içildi. Evet, şerbet içildi anlamında. İçildi mi olay bitti. Olay bitiyor. Artık uzun bir yolculuğa başlıyor evet, çiftler. Evet, evet. Şimdi gençler bu şerbet içildikten sonra artık kendilerine çekidüzen vermek durumunda kalıyorlar. Yani genç kız... Başları bağlanıyor. Başları bağlanıyor. Genç kız öyle istediği gibi her tarafta gezip dolaşamıyor. İşte kayınpederim nedir, kayınanam nedir, oğlan tarafının akrabaları nedir şekliyle kendisine bir çekidüzen veriyor. Disiplin altına alıyor. Damat da gene azıcık hayrazlıkları falan varsa onu da disiplin altına alıyor. Yani baş bağlantı olsunu bunun anlamı o. Şerbet bitmeden biz de şerbetleri içelim hemen. İçelim. Hocamla birlikte şerbetleri içelim. Hadi hayırlısı olsun, dua niyetine geçsin inşallah. İnşallah dua niyetine olsun, hayırlı olsun. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Güzelliğimizi herkese tanıtıyorsunuz. Kültürümüz önemli ya, evet, tanıtmak evet. Lazım. Şerbet gibi. Efendim bugün de birlikteliğin artık sonuna geldik. Son sözlerini bu organizasyonda emeğe geçen Mehmet Hocam değil mi? İsmet Hocam. İsmet Hocam, Mehmet Aydın Beyefendi ile de son cümlelerini alalım istiyorum. Evet, nasıl oldu İsmet Hocam?
umduğumun, beklediğimin çok üstünde bir katılım oldu, güzel oldu. Katılanlara, sizlere, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yani civcivin sıkıntısı kabuk kırılıp başını uzatıncaya kadarmış. Başı çıktıktan sonra kurtuldu artık. Ben bundan sonra daha güzel çalışmalarım olacağını, organizasyonlarım olacağını inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Seneye görüşmek dileğiyle diyorum. İnşallah, inşallah. Görüşelim inşallah. Ömrümüz nasip olursa inşallah yenisini daha güzelini yaparız. Peki Mehmet Aydın, son sözleriniz neler olur? Valla katılımcılara, herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çalıştık, bu seviyeye getirdik. İnşallah ileriki yıllarda çok daha geniş projelerimiz var. Daha genişletme amacımız var. İnşallah oralara ulaşmayı düşünüyoruz. İnşallah diyelim. Efendim, çiftçinin seyir defterinde de bu hafta sadece üreticilerimiz, çiftçilerimiz tarlada, bağda, bahçede çalışmıyorlar. Sosyal etkinliklerle de kendilerini gösteriyorlar diye eklemek istiyorum. Önümüzdeki hafta başka konu ve konuklarla tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.